Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. ETS 2.1.40 güncellemesi çıktıktan sonra biliyorsunuz haritalar yavaş yavaş güncelleniyor. Promos 2.52 çıktı. Şu anda haritamızı yükledik. Bunun üstüne RO Extended 2.6.5 çıktı ve Türkiye haritasında 1.40'a uyumlu olan 1.3.5 light haritası çıktı. Türkiye'nin light haritası. Orada neler oluyor işte. Şu bölge gelmiş, güncellenmiş. Artı olarak şurada Hopa eklenmiş sınıra yakın olarak. Sarp sınır kapısına yakın olarak. Ve Trabzon ve Samsun'dan feribot eklenmiş arkadaşlar. Feribot nereye gidiyor? Odessa'ya gidiyor. Biz zaten Hopa'dan bir iş aldık şimdi. Samsun üzerinden şeye geçiş yapacağız. Ukrayna'ya. Oradan da nereye gidecekmişiz? Mukaveço. Ya gideceğiz. Bu arada harita modumuz böyle arkadaşlar. Bu 10.1 10 muydu yoksa? Tam hatırlamıyorum. Güney bölgesi. Bu da beta olarak yayınlandı. 1.40'la uyumlu. Rusya bölgesi var görüyorsunuz. O da 2.3.1 betadır. 1.40'la çalışıyor. Şurada Volga mapımız var. Burada Kazakistan haritamız var. Aral bölgesi var ve Sibirya bölgesi var. Şurası Sibir map diye geçiyor. Bunlar 1.40'la çalışan harita modları arkadaşlar. Artı olarak Afro mapımız var. Ve yeni eklenen bir harita ada Malta Adası arkadaşlar. Bu Katanya'dan feribotla geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde İsveç adaları Peter for Rus map ve Paris yapılandırması da çalışıyor şu anda. Bir sıkıntı çıkarmadı. O bir diğer adalar vardı biliyorsunuz. Giritlen, neydi? Rodos. Onları yükleyeceğim. Daha yükleyemedim. Fix dosyasını yüklemek gerekiyor onun da. Bir uyumsuzluk oldu. Anlayamadım. Bakacağım arkadaşlar. Onu da yüklediğim anda tekrar bir video çeker. Neyse. Biz işimize bakalım. Kıta Lojistik de bu arada şeye gelmiş. Onu da haritada göstereyim yakından. Bakın. Hopa'ya eklemişler. Şurada Kıta Lojistik diye yeni bir firma eklenmiş. Expo diye bir firma da şurada var arkadaşlar. Expo Lok ist yazıyor. Evet. Kampanya aracımız var. Bu 450 beygirlik bir araç biliyorsunuz bu ses modu. Sağa dön. Beygirin üstünde çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden 500 beygir ve altına. Buralar da çok güzel olmuş ha. Soldan devam edin. Trabzon Samsun tarafına devam edeceğiz. Türkiye haritasını yavaş yavaş güncelliyorlar. Doğu bölgesinde tahmin ediyorum bir sonraki güncellemeyle falan eklenecektir herhalde öyle tahmin ediyorum. Bundan bir önceki vay be sahil bayağı güzel olmuş. Bir önceki harita modu vardı biliyorsunuz. Project Türkiye 1.3. O çalışıyor. Ama tabii onu çalıştırabilmeniz için RO Extended bu arada bu garajda burası herhalde. Evet. RO
bu eksende ilerleyin. 2.5 lazım. Onu da bulabilir misiniz? Onu da bilmiyorum yani. Çünkü geçmişe yönelik olarak destek sunulmuyor şeyde. Bulunması zor yani. Evet, hopa. Hristiyan dorsesini taşıyoruz. Ne taşıyormuşuz bakalım. Ey, kullanılmış plastikler 9 ton diyor. Bu arada sabah oluyor arkada. Oldu daha doğrusu. Denetim istasyonuna gireceğiz. Vay be, güzel olmuş ya. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Mazot durumumuz nasıl? Var. Keka. Sıralamasını videonun sonunda veririm arkadaşlar. Tabi bunları indirmeniz gerekiyor. Roexen'in de haritası 265. Türkiye projesi de 135 Lite olarak geçiyor. Bütün olan 1.3 haritası bunda çalışmıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Türkiye Unlimited. Buraları pek bilmediğim için şimdi gerçeğine uygun mudur değil midir onu tam olarak bilmiyorum tabii. Videoyu izlenen arkadaşlardan bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa biz de bilgilenmiş oluruz. Karadeniz'de en fazla gittiğim yer Samsun'a kadar gittim arkadaşlar. Gönül ister tabi gezmek de. Durumlar müsait olmayınca olmuyor işte. Trabzon'a yaklaştık mı ne? Şurada bir stat var. Avniyaken. Aha da kaza. Bayağı güzel olmuş ya. Vallahi. Videoyu tabii kısa keseceğim. Ya da bakalım gidebildiğimiz kadar gideriz. Gideceğimiz yer de öyle yakın bir yer değil yani. Bir önceki videoda biliyorsunuz Promos 252 sade oynarsanız yani herhangi bir eklenti olmadan İstanbul'da Ambarlı Limanı ekleniyordu. Tabi bu eksende haritasına ekleyince onu da bir göstereyim şöyle.
Ambarlı değil de Haydarpaşa Limanı eklenmiş. Buradan nereye gidiyor? Birisi Bandırma, öbürkü de Trieste sanırım. Değil mi? Evet. Nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Bakmak lazım. Selanik mi yoksa bilemiyorum. Ha yok. Şeye pardon. Mersin'e gidiyor herhalde ya. Trabzon'a gelmiş. Doğru mu gideceğiz? Ordu Samsun. Bayağı iyi olmuş ya. Vallahi. Burada da bir liman var, değil mi? Bir bakalım. Bir liman var burada ama. Nereye gidiyor burada? Yürüsene kardeş. 50 ile mi gidiyoruz burada? Evet, Trabzon Liman. Bayburt, Kapıköy. Şuradan bir girelim. Limana bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Size yeni bir rota bulalım. İstemiyorum yeni rota bulalım. Mümkünse U dönüşü yapın. Uluslararası. Rota tekrar hesaplanıyor. Hesapla bakalım. U dönüşü yapın. Mahmut Hoca bir sus ya. Sen ne yapıyorsun? Ezileceğim ben. Yeni Bundan rota nereye bulunuyor. gidiyor? Bir bakalım. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Size yeni bir rota bulalım. Herhangi bir yere gidemiyoruz buradan. O zaman ne yapacağız? Şuradan geri geri çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Liman güzel olmuş yani değil mi? Tekirdağ'dan ezileceğim oğlum. Trabzon limanı görmüşüm. Trabzon.
Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dön. Vallahi olmuş ya. 10 numara. Düz ilerleyin. Gayet güzel arkadaşlar. De yürüyebilsek. Takıldık kaldık ya. Motorcu sen niye gitme? Trabzon'la neresi? Soçi arasında galiba sefer var değil mi? Şunu bir sollayayım. Bu ne ya? Her taraf motosiklet. Çok fazla motosiklet var. O da neden? Şimdi bizim kullandığımız bu AI paketler var ya. Onların çoğu 1.40'a güncellenmedi. Ondan böyle oluyor. Motosiklet paketini güncellemiş JZK'nin. Ama AI araç paketi eski. Onun içinde ne oluyor? 1.39 için olduğu için doğru düz çalışmıyor herhalde. Motosiklet paketini güncelledi 1.40'a. Onun için o biraz daha baskın geliyor tahmin ediyorum. Ama bugün yarın o da çıkar canım. Vallahi harita modu arkadaşlar süper oluyor. Bu gidişle başından kalkamayacağız bu oyun. Işıklandırma zaten bir efsane. Tek bir kusuru var işte, akşam oldu mu kabin içi oldukça karanlık oluyor. Ona bir çözüm bulunması lazım. Opet. Süper ya. Dinlenme alanı mı olur? Burası hava alanı. Sen ne yapıyorsun? Tatlıya bak ya.
Deniz fenerimiz bile var kardeşim. Yani normalde var tabii bunlar. Ama önceki harita modlarında yoktu. O harita modu da o zamanın iyi harita modlarından biriydi arkadaşlar. Üstünde çalışan arkadaşlar kulakları çınlasın. Çok emek verdiler o harita moduna. 4 senede mi ne yapıldı yani o? Bitmesini bayağı bir beklediydik. YKS tip. Buradan selam olsun hepsine. Tabii her şey zamanla eskiyor işte. Baksana ya, nasıl yapmışlar abi. Efsane. Ordu. Vay. Tuncer memleketine geldik oğlum. Ustam vardı benim rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin. Refik abi, onun memleketi Dönen burası. kavşakta ikinci çıkışı bulunuyor. Ne yapıyorum be adam, ne yapıyorum? Şimdiki çıkışı bu. İşaret vermişim. Bam, bum çarptık abi. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Mecbur döneceğiz zaten. Tek gidiş yapmış adam, baksana. Yürü kardeş. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Çok güzel olmuş. Efsane olmuş, efsane. Dur bir dur. Üstüme geliyor. Ne diyor? İleride radar var diyor. Dikkat et diyor yani. Doğru mu gideceğiz? Evet. Horoz. O BİM var burada. Serhat diyor. Serhat Kars'ın değil mi? Samsun Terme. Mikser Ünye.
Teşekkürler. Bayağı uzadı bu ya. Sorun değil. Yeni rota Komiser aranıyor. abi. Gelme vallahi çıkıyorum. Sevmeyin, inanmıyorum. Nereye geldik? Uuu, Terme. Samsun Terme. Güzel olmuş ya. Vallahi. De buradan Gürcistan'a bağlanıyorsun. Gidiyorsun, oradan ötesi yok. Oralar falan halledilmesi lazım yani. Samsun'u Samsun geçtik. Geçmedik. Geçtik. Yürü yürü. Mahmut Hoca. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Samsun'a gelmişiz. Sağ çıkışı. Bu arada. Behzet yapmışlar ya. Kavşakta ikinci Abla, çıkış. Dur bir. Şimdiki çıkışı kullanın. Biraz kasmalar var şehir içine girdiğimizde. Döner kavşakta ilk çıkışı. Şimdiki çıkışı kullanın. Samsun güzel olmuş ya. Şimdi İspanya'da efsane yani ha. Ne?
açık unuttuk. Sağdan devam edin. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Nereden gidiyoruz ya? Tekrar hesaplarım. Evet, burada. Sola dön. Türkiye'ye size neden? Yeni bir rota bulalım. Bul babacığım, bul. Mümkünse U dönüşü yapalım. Yeni rota bulunuyor. Evet. Odessa, 21 saatlik bir yol arkadaşlar. Tak diye gidiyoruz. Ve orada bitiriyoruz tabii. Daha fazla uzamasın. Ukrayna. Rota tekrar hesaplanıyor. Kopa Mukaveçoymuş. Mukaç. Evo. Ben şimdi limana çıktığımızda bitiririm arkadaşlar. Bir de malı teslim ettiğimde bir iki dakika bir gösteririm Mukaveçoyu. Mukaç. Evo. Sorun değil. Yeni rota. Velhasılı buraları zaten biliyoruz. Daha önceden geldiğimiz yerler. Evet. Şöyle göstereyim. Şu karşı yoldan öyle gideceğiz. Daha fazla videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mal teslim edeceğimiz şehre geldik. Sağa dönün. Şuradan şöyle dön. İngilizce dil dosyasını biz yüklemedik mi? Niye bunları alalım? Sola dönün. Şey yazıyor. Tabelalar böyle herhalde değil mi? Bir yol versen olmaz değil mi? Günaha girersin. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Sonunda vardık. Sonunda. Buraya onu nasıl park edeceğiz? Park edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Biraz biçimsiz vurduk ama şöyle düzeltirsek olur. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bitirelim hemen. Sonuçları hemen göster diyelim.
Devam et diyelim. Profillerimize girelim. Mod yöneticisinden hemen bakalım arkadaşlar. Bunları geçiyorum. Bunlar araç modları. En altta Afromat var görüyorsunuz. Onun üstünde Kazakistan haritası model 2 model map def diye gidiyor. Onun üstünde Aral bölgesi. Onun üstünde Güney bölgesi var arkadaşlar. Model 2 model 1 def and map. Onun üstünde Güney bölgesinin İngilizce dil dosyası. Onun üstünde Volga map model map def olarak gidiyor. Ve lokal, bu olsa da olur, olmasa da olur arkadaşlar. English City Names Volga Map diyor. Bunları, bu dosyayı koymazsanız şehir isimleri biliyorsunuz Rusça oluyor. Onun üstüne Rus Map'ın defini koyuyoruz. Onun üstünde Promos 252'nin Assess dosyası geliyor. Ondan sonra Model 321 diye gidiyor. Onun üstünde Media, Map, Dev dosyası. Onun üstünde Middle East yani Orta Doğu haritası, Promos'un. Bu 252 olacak yalnız. 1.40'da oynuyoruz. Ona göre arkadaşlar. Bakın şuradan da göstereyim. 252 görüyorsunuz. Ondan sonra Rus Map 231. Bunlar da Beta'dır. Bakın 1.40 burada yazıyor. Model 2, Model Map defini biliyorsunuz en alttaydı. Promos'un altındaydı daha doğrusu. Ondan sonra Aziz Allah bu arada ezan okundu. Evet. Ne demiştik? Rus Map'ın üstünde Peter Fur Rus Map 231 bu da 1.40 içindir. Sibirya map model map def diye gidiyor. Onun üstüne Rus map'ın Kazakistan haritasıyla yol bağlantısı var. Onun üstünde Türkiye projesinin 1.3.5 light versiyonu arkadaşlar. 1.40'da çalışıyor. Onun üstünde Orta Doğu eklentisinin yol bağlantısı. Yani Promos'un Orta Doğu eklentisiyle Türkiye haritasının yol bağlantısı. Bunu koymazsanız orada kopmalar oluyor. Promos bu önemli değil. Kabin aksesi. Bunlar Promos'tan bedava indirilen şeyler. İsterseniz indirip şey yapabilirsiniz. Şu İsrail-Lübnan Open Border denilen bu İsrail ile diğer ülkeler arasındaki geçemediğiniz yani feribotla dolaşmaktansa karayoluyla geçmiş oluyorsunuz. Onun üstünde Ruexcentral'in 265 sürümü 1.40 içindir bu arkadaşlar. Zaten numaralı 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Onun üstünde Rus Map yol bağlantısı Ruexcentral'in. Onun üstünde Ruexcentral'in Promos yol bağlantısı. Onun üstünde İngilizce dil dosyaları var. En alttaki Afro Map ile Avrupa Feribot bağlantısı bu. Viva Malta adası, İsveç adaları, Faeris yapılandırması olarak böylece gidiyor arkadaşlar. Şu üsttekiler zaten uydu bağlantı, uydu arka planı. Şu bu neydi ya? Ha şeyin aracın üstünde stickerları ayarlıyor. Bu da el şey oluyor, moda oluyor arkadaşlar. Harita modlarımızın harita mod yöneticisindeki sıralaması böyle arkadaşlar. Bu şekilde sıraladığınız zaman ben sıkıntısız kullanıyorum. Güncel bir harita işte ETS2'nin 1.40 güncellemesiyle uyumlu olan Promos'un 252 ve Roexcentral Türkiye haritası
Bu arada tabii yapımcı arkadaşlarım hepsine tek tek teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Alasmaldık diyoruz. Harita modlarını indirme linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.